akşamlar efendim, sevgili dostlarım, kanal sakinlerim ya da hiç alakası yokken denk gelip de beni izlemiş olanlarım. İyi akşamlar, bugün Perşembe. Mucize Doktoru izleme öncesi size bir merhaba diyeyim dedim. Biliyorsunuz hijyen, temizlik yani derli toplu olmak sağlık için, mutluluk için ve düzen disipline alışmak için çok önemli bir şey dostlarım. Ben de bu hijyen çabamdan sizi mahrum bırakmamak için bir anımı ortak etmek istedim. Şimdi hani Recep İvedik'le yarışmak gibi olmasın ama ben bu tırnaklarımı, gördüğünüz gibi bu tırnakları, her biri 3'er milime, 4'er milime varmış olan bu uzun tırnaklarımı yaklaşık bir haftadır kesmeye niyet ettim. Yalnız niyetimi bir türlü sahaya yansıtamadım yani. Şu an yaşam boyutunda inşallah sizlerle birlikte, hani böylece hiç sıkılmadan, sizlerle oyalanarak tırnaklarımı birlikte keseceğiz. Hadi gelin. Ben hem keserim hem sohbetlerim. Hem keserim hem sohbetlerim. Hem severim hem kardeşim. Hepinizi seviyorum. Hadi gelin. En az 7 defa geri dönüştürülebilir. İçtiğimiz su midemize 7 saniyede ulaşır. Bir müzik aleti olan neyin 7 deliği bulunur. pH değerinde 7 nötrdür. Oyun zarında karşılıklı 2 sayının toplamı 7'dir. Tırnak makasımız. Biz buna eskiden çıt çıt derdik dostlarım. Şimdi gelin bakalım. Hem keselim, hem sevelim, hem hadi. Kesiyoruz. Hadi bismillah. Önce keselim, sonra hijyen üzerine size enteresan şeyler anlatacağım. Yeni kesilmiş taze tırnak yer misin? Abi hakikaten ya. Sen bir haftadır niyet et, niyet et, keseceğim de, keseceğim de. Hatta şu tırnak makasını, yani çıt çıtı getir, unutma diye böyle masaya koy. Gene de sağda bu olayı göstereme. Bu arada tırnağımız yere düştü. Hijyenin en önemli kurallarından biri. Pisliğini, kirli donunu, kirli atletini veya kesmiş olduğun tırnağı veya budadığın apış arası veya koltuk altı kıllarını asla kestiğin yerde düştüğü halde bırakmayacaksın. Ya bunları bir yere gazete serip icra edeceksen ya da gidip bunları banyo klozetinin üstünde yapacaksın kardeşim. Aynen öyle. Gerekirse tüneyeceksin böyle klozetin üstüne böyle. Apış arası kıllarını bile orada keseceksin. Yani kendin temizlenirken etrafını da ortamını da temiz bırakmak en büyük gerekliliklerden biridir. Öyle yani, arada düşenleri de sonra gerekirse dürbünle yerde arayacaksın. Alacaksın eline feneri. Bak mesela gömleğe düştü. Taze kesilmiş tırnak yer misin? Dur şu az kaldı, az. Sizde herhalde yarım saat tırnak kesimiyle oyalayacak halimiz yok. Biz de enayi değiliz yani. Bizim de aklımız belli bir seviyenin üstünde değil mi? Bak. Şimdi şunu da keselim. Bu küçük parmak oluyor. En şirin parmaktır. Allah, bir tanesi bak fırladı gitti. Allah. Hadi bunu yakaladık. Ötekini ne yapacağız? Düştüğü yerde tespit edip tepeden operasyonla alacağız. Aha bak onu da buldum. Yalan söylemiyorum bakın. Bak. Bizde yalan yok. Bak şimdi. Bu ele bir bak. Ya geldik bu ele. Ya burada küçükten başlıyoruz. Çünkü sol ele aldık. Tırnak makası ya da çıt çıt tabir ettiğimiz bu aletle sol elle sağ eli kesmek de ayrı bir başarıdır salaklar için. Ben çünkü dünyanın en büyük salaklarından biriyimdir, biliyorsunuz. Yani sağ elimi kullanan ama ustaca kullanan bir insan olduğum için
en büyük salaklardan biriyim. En büyük salaklar desek komik olmuyor kardeşim. En büyük salak deyince mi komik oluyor? Allah da her şeye de gülmeyi verin. Bu da gitti. Allah bu da yere. Hemen. Evet. Etkisiz hale getirildi. Hadi son iki tırnak da gitsin, ondan sonra yüz yüze sohbete devam ederiz. Hijyen üzerine anlatacağım bir iki komik hikayem olacak. Bizde tecrübeler bilirsiniz biraz fazladır. Ama bu tırnağı buradan çıkaramazsak bak böyle kaldı. Bak en uyuz olduğum şeydir. Bu ne lan? Deve çükü gibi. Al onu öyle, koy onu öyle. Hadi bakalım son tırnak, ondan sonra yüz yüzeyiz. Harbi sol elle kesmek zor oluyor ya. Aksi gibi bugün de mucize doktor var. Mucize doktora da temiz tırnaklarla girmek lazım ya. Sağlık hijyen üzerine bir dizi izleyeceğiz. Dizinin karşısında nasıl durmamız gerektiğini biz bilen gillerdeniz yani. Evet arkadaşlar. Tırnaklar tertemiz. Şimdi bir de sizi ayak tırnaklarımı çekerken oyalamak istemiyorum. Ama buyurun sonuca hep birlikte bakalım. Hepsi öldürüldü. Hepsine gereken müdahale yapıldı. Buyurun efendim. Ya at çöpe gitsin. Hadi bakalım. Şöyle bir gelelim. Nasılsınız inşallah maşallah dostlarım? Ya ne manyaklar var siz biliyor musunuz ya? tabii ben koskoca adamım. Neler görmüşüm, neler geçirmişim. Yani yemişliğim var, yedirmişliğim var kardeşim. Ya ne sapıklar, ne manyak arayışları olanlar, ne garip alışkanlıkları olanlar var ya. Bir tane hazır tırnağımızı kesmişken tırnak üzerinden bir şey anlatalım. Adam sağlık ve doğal sağlık, Herbalife hayranıymış. Nereden bu sonuca vardıysa en büyük şifanın kendi tırnaklarında depolandığına inanmış. Herif manyak. Bir yerde bir yazısını okudum kardeşim. Adam 5 fasıl boyunca yani 5 seans olarak işte 1,5-2 hafta arayla kestiği tırnaklarını biriktirmiş. Her biri ikişer milim, aynen benimkiler gibi. Araları da kirli kirli. Niye bunlar Herbalife'ci ya, manyak bunlar. Bunlar doğal. Hani kirden çözümler üretme mantığı. Kendini aldatma hesabı. Hani derlerdi ya, sümük de faydalıymış, sümüğünüzü yiyin. Yok hımkırıp atmayın falan gibi manyak manyak ifadeler olan şeyler gibi. Kardeşim adam biriktirmiş. 5 adet kesim yani 5 kesimde ürettiği tırnak atıklarını bir kavanozda içeri hava girmeyecek şekilde biriktirmiş. Ne oluyor yani? 2 el 10 tırnak, 5 çarpı 10 50. 50 adet tırnak atığını biriktirmiş. Ondan sonra adam gitmiş manyak, kafadan koptak, salak. Gitmiş kardeşim bunları çeşme suyundan böyle bir maşrapaya koyarak suyu kaynatmış. Ondan sonra bunun içine 50 adet kesik tırnağını atmış. 2 saat kaynatmış abicim. Bunlar şişmiş 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 böyle. Okudum lan bunları. Manyaklar işte. Biz de size anlatıyoruz. Şişmiş 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 tırnaklar. Ondan sonra oradan süzerek suyuyla birlikte. Yani oradan suyunu süzerek bir süzgeç üstünden bunları boşaltmış. Su gitmiş. Ondan sonra bunları tabağa koymuş kardeşim. Bilhassa da sek olarak tüketilmesi gerektiğine inanıyor bu manyak. Gitmiş bunları tabağın üstünde işte yarım saat dinlendirmiş. Çünkü çok yeni kaynadığı için biraz da böyle lavaş ekmeği gibi lavuk lavuk olduğu için hafif dinlendirmiş. Sıcağı biraz gitmiş. Ondan sonra bunları tek tek yanında su bile olmadan katıksız tek tek böyle dişleriyle kuvvetlice ama bayağı kuvvetlice böyle uzun süreli çiğneyerek yutmuş. Kardeşim nasıl insanlar var ya? Ya tırnakla gelecek hijyenin ben a**yim ya. O ne lan? Sümükle gelecek hijyenin de ben ta koyayım. Neymiş sümükmiş, tırnakmış. Manyak mıyım lan? Giderim o rahatsızlığım veya hangi alanda daha sağlıklı olmayı düşünüyorsam o alanla ilgili bir vitamin alırım, bir tablet araştırırım, bir yani normal bir sebze meyve bir şey bulurum. Olmadı toz bulurum bununla ilgili yani. Tablet alırım abi. Böyle şey mi olur lan?
Lan tırnaktan gelecek sağlık ne ya? Böyle iğrenç bir şey olur mu? O zaman ne yapalım? Ha sümük de faydalıymış, tırnak da faydalıymış. Ha o zaman hadi çiş de faydalı diyenler var. Çişini içip de tedavi oldum diyenler var. Bunu da biliyorum ben. Ne yapalım kardeşim o zaman? Kakayı ne yapalım? Kakayı da köfte diye tavada kızartıp yiyelim mi koyayım? Bu arada size bir şey söyleyeyim mi? Demin anlattığım tırnakla ilgili vaka vukuat hikayesi düzmeceydi. Onu ben uydurdum. Gördün mü yaratıcılığı? Peki ya gördün mü inandırıcılığı? Hadi yine başka bir hijyen hikayesinde görüşmek üzere. Öptüm hepinizi gıgıdan.